Sayın Çiğdem Çökmez hanımefendi. Çok teşekkür ederiz efendim. Biraz önce de bahsettiler. Kendisi uzun yıllar tekstil sektöründe çalışmış. Evet. Artık emeğini ortaya koyduğunu çocuklarına devretmiş. Kendine daha fazla zaman ayırıyor. Aynen ve Bodrum'a gittim, orada yaşıyorum ben. Daha öncesinde de çokça dolaşmış, dünya gezmiş. Evet. Tabiri yerindedir zannediyorum. Bu kadar da yeter gezmek zaten. Hah, ne güzel. Hani şu pandemi falandan dolayı da artık gitmiyoruz hiçbir yere. Vallahi enerjiniz yerinde maşallah. İstediğiniz çok her şeyi yaparsınız. Çok şükür. Bugünü de bize ayırmışsınız. Bundan dolayı çok mutlu oldum. Bir de böyle ailece geldiniz. Aynen. Daha da mutlu oldum. Hakikaten öyle. Şöyle üzerine de bir 900 bin konduralım bence. İnşallah. Ha, devamı gelir gelmez o çok önemli değil ama güzel bir hatıra olur. Evet bence de. Anlısı ne dersiniz? Güzel olur. Başlayalım mı? Başlayalım. Dört harfli biliyorsunuz. Evet. Tek kelimeden oluşuyor. Bence harf almadan da cevaplanabilecek bir soru. Tamam. Gelsin. Sonucu çekilişle belirleme. Kura. Kura. İşte o kadar. Tercihimiz 400 puanla başlıyor. Şimdi yine dört harfli bir kelime var elimde. Ben size eş anlamlarını vereceğim. Buyursunlar. Janr, stil, üslup. Bir tane daha vardı o neydi? Tarz. Durdurdunuz mu? Tarz. Aman onu unutmayın. Süre kaybettirmesin size. Evet. Çünkü belli ki yukarılara tırmanacağız. İnşallah. Belki hani aynı puanı alan çıkar da süreye bakarız bu sefer. O da yüksek olsun. Tamam. Değil mi efendim? Buyurun yenisi. Belki ekte takılırız. Belki nefes bile almayız. Çok zor değil. Bir yargıya varmak veya değer vermek için başvurulan ilke, daha güzeli kriter kelimesinin Türkçe karşılığı diyelim. Benim kriterlerime uymadı. Benim üslup. Üslup ne Türkçe? Bir harf alayım mı? Hadi bir harf alalım. Rahatlayalım. Güzel. Öyle başlıyor. Benim kriterlerime, benim ha gayret. Dört harflisi aklınıza geliyordur. Sonuna bir sessiz harf ekleyeceksiniz onun. Bir harf daha alacağım. Alacak mısınız? Hmm. Yapmayın yahu. Sonundaki de geldi. Allah Allah. Ya bu benim kriterlerime, benim... Evet. Ben daha 52 drop giyiyorum bu. Ölçüt. Ne? Nedir? Ölçüt. Durun. Bazen... Zaman. Lazım olan tek şey cesaret. Evet. Biraz daha gözü kara olmak tamam. Lazım. Tamam. Tamam. Hadi gelsin yenisi. Şimdi biliyorsun. Klasik Türk müziğinde bir müzik parçası veya şarkının işleniş biçimi. Yorum. Yorum değil. Klasik Türk müziğinde, bu muskide. Pardon. Bu şarkı hangi yerde oturuyor? Makam. Makam. Çiğdem Hanımcığım. İyi mi? Aman ha, aman ha, dikkatiniz dağılmasın ne olur. Şimdi bu soruda çünkü ihtiyacımız var ona. Bu soru size belki biraz uzak bir noktadan hazırlanmış. Fakat bu altı harfli kelimenin, ki ilk altı harfli cevabınız bu, başka anlamları da var. Takılırsanız hemen harf almayın, onlardan da bahsedeceğim size. Tamam. Buyur. Diyor ki, tüfeklerde namlunun altında bulunan tutacağın ismidir. Dipçik. Değil. O buraya dayanan, omza dayanan. Ha. Bu böyle sanki böyle yavruyu tutar gibi tüfeği tutmaya yarayan şey. Namlunun. O yüzden başka bir şeyin de adı bu. Harf almam lazım. Hadi alalım bir tane. K harfiyle başlıyor. Kabza. Kabza da değil. Bambaşka şeylerin de adı. Aynı zamanda mesela o da pek bilinmez ama bir yerde yangın çıkartmak için kullanılan yağlı beze de bu isim verilirmiş. Korpit. Böyle hani yavruyu tutar gibi tüfeği tutmak için. Kundak. Kundak! Bilmem hanım. İki defa sıçradık. Üçüncüsünden koruyun kendinizi. Evet. Aman aman. Buyurun yenisi geliyor efendim. Arapça kökenli bir kelime aradığınız. Biraz naftalin kokuyor mu? Yok, yaygın da kullanılır. Tedbirli ve dikkatli davranma durumu. Tıpkı tedbir gibi Arapça kökenli altı harfli bir kelime arıyorsunuz. Gelin bir harf alalım. Evet lütfen. Aldık bir harf. Biraz tedbirli ol. Biraz nokta noktalı davran. Temkin. Temkin. Belki şu an. Güzel. Süreye bakıyorum 2 dakika 23 saniye. Hiçbir dert tasa yok. Çünkü şu soruyla birlikte zaten yarışmanın tam ortasındayız.
Buyurun gelsin. İki kelime cevabı. Şöyle de sorun. Alt çenenin az açılmasıyla söylenen U, Ü gibi harflere verilen genel addır. İki kelimedir. Bir defa bu U, Ü'ye ne diyorduk? Ünlü. Ünlü. Ünlü harf. Nasıl ünlü diye düşünmek lazım. Şey açık E falan gibi mi yani? Ya mesela A, E bunlar çenenin çok açılmasıyla söylenen harfler. Bunlar U, Ü. Bunlar nasıl ünlü? Harf almam lazım. Yapmayın ya. Bilemedim. Üç harfli bir şey lazım size. Alalım mı o harfi? Ha, iki kelime değil mi? İki kelime. Birini buldunuz zaten. Yok. Nasıl harfti bunlar? Sesli. Bak şimdi. Vazgeçtiniz. Ne dediniz ilk? Sesli demediniz. Ne dediniz? Açık. Böyle selfie çekilen harfler. Ya. İyice kafanızı karıştırdı. Karıştı. Harf alalım. Bir harf istediler. Heh. Ünlü. Ünlü. Nasıl ünlü? Üç harfli bir sıfat lazım size. Bir harf daha alalım mı? Alalım evet. Aldık baştan bir harf daha. Baştan gelsin. Geldi vallahi. Düz ünlü. Düz değil. Bak çeneyi az açıyormuşuz. Diğerlerinde böyle çok açıyoruz. Dik ünlü. Hayır. Bunlar I gibi, İ gibi böyle ince. Diş. Öyle çok geniş değil. Düz ünlü. Geniş değilse Çiğdem Hanımcığım... Dar. Dur, durun. Nedir? Söyle. Dar ünlü. Bak ağzınızdan da tam çıkmadan reji açtı. Ya demek vallahi. Onlar da böyle bekliyordu söylesin diye. Ya. O alkışla az bir kuvvetlisini istiyoruz. Çok az süre kaldı. Çok az süre kaldı. 46 çok saniye kaldı. Ne güzel gelmiştik buraya kadar. 2 dakikadan neredeyse 2 dakikaya yakın gitti, süre harcadık. Evet. Hızlanalım efendim. Halen 9200 olur ama siz hızlı hareket ederseniz. Buyurun bakalım. Tartar veya kefeki. İki kelime. Diğer adı neydi? Harf alın. Harf alayım. Harf istediler. Bir harf daha alayım. Buyurun. Bir tane daha. Diş taşı. Durdurdular. Ama daha hızlı olmamız lazım. Tamam, harf almaktan da imtina etmeyelim ama daha hızlı olmak lazım. Evet. Tamam mı? Hı-hı. Tek kelime. Vallahi çok kolay. Bir araya gelmek, birleşmek, vuslata ermek. Buluşmak. Vuslata ermek. Kavuşmak. Kavuşmak. Şimdi bundan biraz ürküyorum işte. Bu biraz dertli bir tabir. İki kelimedir. 8 harflidir. Artık çok yaygın kullanılıyor mu vallahi duymuyorum. Açıkça söyleyeyim. Bir hayvancağızdan bahsediyor. Onun bir hareketini konu edinmiş. Metaforik bir tabir. İki kelime olduğunu da unutmayalım. Şöyle de bir sorusunu okuyalım. İki nokta arasında düz doğrultu şeklinde alınan mesafeyi tanımlar bu tabir. Buradan oraya... Düz çizgi... Bir hayvandan bahsetmiştim. Kuş... Kuş uçuş şey ne deniyor? Şöyle bir kendinize güvenerek. Kendinize güvenerek. Hadi. Kuş bakış. Yok. Bak. Kuş uçuş şu. Nedir? Kuş uçuşu. Kuş uçuşu. Çok mu var da? Taş atımı vardı evet, bir de. Bir taş atımı mesafede. Uçtu gitti. Yenisi gelsin. Keler de denen sürüngenlerin renk değiştirenleri. Bu kelamon. Oldu bitti. Hadi yenisi. 9 harfli bunu kaçırmazsınız zaten. Bu çok basit bir şey. Ortasında oturuyoruz biz bunu. Kıyısında oynuyoruz daha doğrusu. Kelimelerin hem biçim hem anlam tarihini ele alan dil bilimidir. Kelimelerin hem biçim hem anlam tarihi. Kelimenin kökeni. İmla. Batı kökenli, batı kökenli kelime. Tam tuğli halımlık soru. Evet. Biçim ve anlam tarihi. Edebiyat? Hayır, hayır. Batı kökenli bir kelime aradığınız. Bilim dalı. Dil bilimi. Filoloji gibi bir şey. Öyle bir şey, evet. Öyle bir şey. Ya en azından sonu öyle de kelimenin kökeni. Muyum? Ama bakın ötüyor şimdi. Veremem ki artık. O zaman? Vazgeçmeyin yahu. Filoloji başka? Kökeni? Etimoloji? Oldu ya. Oysa ki buraya kadar aynen bu şekilde gelmiştik. Bakın şöyle.
Bitti mi? Sevinerek, neşeyle. Evet. Ay, ben bitti gibi geldim. Canınızı sıkmayın. Ben, kontrol bende. Neşeyle anlamında bir mut. İki kelime. Oluk. Ha, iki kelime. Bir de harf vereyim mi size? Çiğdem Hanım. Verin. Verin. Sevinerek, neşeyle. Güle oynaya. Vallahi biliyor. Biliyor da işte. Dikkati dağılıyor Çiğdem Hanım. Niye öyle oldu? Nerede dağıldı sizin dikkatiniz? Şu kundaktan sonra toparlayamadınız. Vallahi evet bir şey oldu. Galiba. Orada bir şey oldu. Son soru son cevap. Hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gereken hastalık ya da o hastalığa tutulmuş olan kişi hasta. Harf alalım mı? Alalım. Kelime. İki kelimeden oluşuyor her şeyden önce. Bu ikincisi ki V harfi de oradan geldi. Evet. Arapça kökenli. Hı. Olay anlamına geliyor. Harf İlki miyim? Batı kökenli. Hasta. Hastaneye yatırılması gerekiyor bunun. Çünkü bu öyle böyle bir olay değil. Yani bu hastanelik. Hastanelik, bravo. Çiğdem Hanım. Maalesef. Klinik vaka. Derler ki üçüncüye kısmet. İnşallah. Ama 10 sene beklemeyin. Yani 10 sene beklersen. 10 sene sonra gene benim böyle geleyim istiyorum. İşte beni bulamazsınız belki. Olur mu öyle şey? Allah korusun. Kocaman alkışlar lütfen.